Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjim. İsmaili, Elyasayı, Yunusu, Lutu da nübüvvete erdirdik. Her birini de yaşadıkları asrın insanlarından üstün kıldık. Lutu da gönderdik. Halkına dedi ki, daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz? Siz kadınların ötesinde şehvetle erkeklere gidiyorsunuz ha? Yok, yok, anlaşıldı. Siz haddini aşmış bir milletsiniz. Halkının ona verdiği cevap şundan ibaret oldu. Çıkarın bu adamları memleketinizden. Çünkü bu beyler pek temiz insanlar. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak eşi geride kalıp helak olanlardan oldu. Üzerlerine bir azap yağmuru indirdik. İşte bak, suçlu kafirlerin sonu nice oldu. Ama misafirlerinin ellerini yemeye uzatmadıklarını görünce, onların bu hali hoşuna gitmedi. Ve onlardan kuşkulandı kalbine bir korku girdi. Korkma, dediler. Çünkü biz aslında, Lut kavmini imha etmek için gönderildik. Bakta ki İbrahim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu, Lut'un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrahim, çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah'a teslim eden bir kuldu. O elçilerimiz Lut'a gelince o fena halde sıkıldı. Onlar yüzünden göğsü daraldı ve gerçekten bugün pek çetin bir gün dedi. Esasen kötü işler yapa gelen halkı kötü niyetle koşa koşa Lut'a geldiler. Lut, ey halkım dedi. İşte kızlarım. Onlar sizin için nikah akdiyle daha temiz, şaibeden daha uzaktır. Öyleyse Allah'tan korkun. Emirlerini çiğnemekten sakının da, bari misafirlerimin yanında beni rüsva etmeyin. Yok mu içinizde aklı başında bir adam? Şöyle dediler. Sen de pek iyi bilirsin ki, senin kızlarında hakkımız ve onlarla hiçbir alakamız yoktur. Onlarda gözümüz yoktur. Ama sen bizim ne istediğimizi pek hala biliyorsun. Keşke dedi size karşı yetecek bir gücüm olsaydı veya pek sağlam bir kaleye dayansaydım. Melekler Lut dediler. Biz Allah'ın elçileri seninleyiz. Hiç merak etme. Onlar size hiçbir kötülük yapamayacaklardır. Hadi öyleyse gecenin bir vaktinde ailenle yola çık yürü beraberindekilerin hiçbiri geri dönüp bakmasın. Yalnız eşin bunun dışındadır. Zira ötekilere ulaşan hangi rüşvaylık varsa ona da gelecektir. Onların helak olma zamanı sabah vaktidir. Sahi sabah da pek yakın değil mi? Azap emrimiz gelince o ülkenin üstünü altına çevirdik ve üzerlerine pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin nezdinde damgalanmış taşlar yağdırdık. Evet, bu taşlar şimdiki zalimlerden de uzak değildir. Ey halkım, bana muhalif olmanız sakın sizi Nuh halkının yahut Hud halkının veyahut Semut halkının başına gelen felaketler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi ise zaman ve mekan bakımından zaten uzağınızda değil. Bari onların başına gelen felaketten ibret alın. Ancak eşi dışında Lut'un ailesi müstesna. Çünkü onların hepsini kurtaracağız. Eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük. Diler, Lut'un evine gelince o, Doğrusu siz ürkülecek kimselersiniz dedi. Elçiler, Lut'un evine gelince, o doğrusu siz ürkülecek kimselersiniz dedi. Yok dediler. Biz sana onların şüphe ettikleri cezayı getirdik ve sana emri hak ile geldik. Emin ol biz sadık kimseleriz. Yok dediler. Biz sana onların şüphe ettikleri cezayı getirdik ve sana emri hak ile geldik. Emin ol biz sadık kimseleriz. Hemen gecenin sonunda aileni yola çıkar. Sen de arkalarından git. İçinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın. Size emredilen yere geçin, gidin. Ona şu kesin emri vahyettik: Sabaha çıkarlarken onların kökü kesilmiş olacaktır. Şehir halkı da misafirlerin geldiğini duyup eğlenmek için gelmişlerdi. Bunlar benim misafirlerim, dedi. Ne olur beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun da beni rüsva etmeyin. Bunlar benim misafirlerim, dedi. Ne olur beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun da beni rüsva etmeyin. Onlarsa, biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Şunu bunu korumak sana mı kalmış? Dediler. Lut, eğer evlenmek isterseniz, işte kızlarım, onlarla evlenebilirsiniz dedi. Resulüm, hayatın hakkı için onlar, kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekteydiler. Onu, Lut ile beraber kurtarıp, bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık. Lut'a da hüküm ve ilim verdik. Ve onu iğrenç işler yapan şehir halkından kurtardık ki, gerçekten onlar, kötü ve itaat dışına çıkmış, fasık bir güruh idiler. Kendisini de şefkat ve himayemize aldık. O gerçekten erdemli kimselerdendi. Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa, sen bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semut halkı da, İbrahim'in halkı da, Lut'un halkı da, Medyen ahalisi de, Resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkarcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkarına mukabil nasıl olurmuş benim inkarım cümle alem görüp bildi. Lut'u da halkına resul olarak gönderdik. Onlara dedi ki, nedir bu haliniz? Siz dünyada, sizden önce hiç kimsenin yapmadığı, pek iğrenç bir şey yapıyorsunuz. İbrahim, ama Lut da orada deyince, onlar şöyle cevap verdiler. Orada bulunanları biz pek iyi biliyoruz. Onu ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşi geride kalıp, helak edilenler arasında olacak.'' Elçilerimiz Luta gelince onları halkının tecavüzlerinden koruyamayacağı düşüncesiyle üzüldü. Eli kolu bağlanıp göğsü daraldı. Onlar dediler ki: Bizden yana endişe etme, üzülme. Biz seni ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşin geride kalanlar arasında yer alacaktır. Allah kızları oğullara tercih etmiş. Onlardan önce Nuh at toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da peygamberleri yalancı saydılar. Semud ve Lut toplumları eykeliler de öyle yaptılar. İşte bunlar peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. Onlardan önce Nuh halkı, res, Semud, At, Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri Asabı Eke ve tüm bah halkı da hakkı yalanladılar. Evet, onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da tehdidime müstehak oldular, azaba çarptırıldılar. Lut kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar. Biz de Lut'un ailesi dışında hepsinin üzerine taş savuran bir fırtına gönderdik. Onları ise tarafımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. İşte şükredenleri biz böyle ödüllendiririz. Biz de Lut'un ailesi dışında hepsinin üzerine taş savuran bir fırtına gönderdik. Onları ise tarafımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. İşte şükredenleri biz böyle ödüllendiririz. Lut onları bizim yakalarından tutup azaba çarptıracağımızı söyleyerek tehdit etmişti. Ama onlar uyarmalara karşı şüpheye düştüler. Onlar Lut'un misafirlerine karşı niyetlerini bozdular. Onlarla yalnız kalmak için gidip gidip geldiler. Biz de gözlerini silme kör ettik. Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi.'' bir sabah kendilerini sürüp gidecek bir azap bastırı verdi. Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi. Allah kafirlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal getirir. Her ikisi de iki iyi kulumuzun mahremiydiler. Ama inkar tarafına giderek eşleri olan peygamberlere hıyanet ettiler. Kocaları da Allah'tan gelen cezadan eşlerini asla kurtaramadılar. Onlara ölürken veya kıyamet günü haydi cehenneme girenlerle beraber siz de girin denilir.